Emir Akbaba, Adana Demirspor YouTube kanalında sizlerden gelen soruları cevaplıyorum. Adana'dan taraftarın karşısına ilk çıktığında ne hissettin? Beklentini karşıladı mı? İlk Trabzonspor maçında çıkmıştım. Gerçekten o gün müthiş bir atmosfer vardı. Sahada zaten 90 dakika bu maç pres yaptık. Bence onların desteğiyle oldu. Bunları hissettim diyebilirim. Barış Demirel, takımın şampiyonluk golünü atmak mı istersin yoksa şampiyon takımın asist kralı olmayı mı? Güzel soru. Şampiyon takımın asist kralı daha mantıklı gibi geliyor. Ali Yengril, futbola nasıl başladı? Yani futbola... Futbola mahallede yani arkadaşlarla... Ben futbolcuyu alıyorum, sakatlanmasın bari önce. Baştan mı? Yani futbola mahallede, işte semtte arkadaşlarla oynayarak başladım. Zaten benim oturduğum semtte hemen karşıda bir futbol stadyumu vardı. 24 saat orada top oynuyorduk. Sadece futbol oynuyorduk, yani öyle başladım diyebilirim. Dilara Kadir, dünyanın 8. harikasını seçmekten sorumlu olsaydın nereyi seçerdin? Sanırım Ayasofya'yı seçerdim. Aktaş Kadir 202, futbolcu olmanın en temel şartları nelerdir? Yani futbolcu olmanın en temel şartları zaten yetenektir. Ama yetenekten daha önemli bir şey varsa da bence mental olarak güçlü olmaktır. Çünkü futbolcu olmak sanıldığı kadar kolay değil. Birçok görevden geçiliyor ve hani bunların üstesinden gelemezseniz futbolcu olma şansınız çok düşüktür. Çünkü hani futbol piyasasında birçok futbolcu vardır ama futbol oynayan vardır, yetenekli oyuncular vardır. Ama bunların üstesinden gelenler futbolcu olabiliyordu. Tabii ki çalışma. Çalışma da çok önemli. Uğur Yılmaz 7. Türkiye'de 4 farklı takımda, 4 farklı şehirde oynadı. Bu şehirler arasındaki fark neydi? Adana'daki yaşantısı nasıl ve ailesi şehre alışabildi mi? Adana'yı ve Demirspor'u diğer şehirlerden ayıran nedir? Ailem alışıyor, evet. Alışıyoruz yani ailecek. Yani Adana'da hani şehir takımı olması, herkesin burada takımı, Demirspor'u gerçekten çok sevdiği o kadar belli oluyor ki dışarıda. İnsanlar gerçekten inanılmaz sıcakkanlılar. Çok net bir şekilde hissedebiliyoruz ayrıca. Burak 1940, en sevdiğin dizi ve film nedir? En sevdiğim dizi Prison Break. Birkaç kere izledim. En sevdiğim film de Esaretin Bedeli. Ona da birkaç kere izledim. Onları sevdim. Ömer Bilen, futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapmak isterdin? Yani futbolcu olmasaydım Türkiye'ye gelmeden Fransa'da çocuklara antrenörlük yapıyordum. Onu kesinlikle devam ettirmek isterdim. Onun yanında da büyük ihtimal maddi olarak yeterli olmayacağı için başka bir iş daha yapardım. Ama o hani çok istediğim bir iş olmazdı büyük ihtimal ama zorla yapacağım bir iş olurdu. İstanbul vekili. Transfer döneminde son anda bir seçmende en önemli etken neydi? Yani zaten biraz karışık, yani son gün ayrılmaya karar verdim. Yani birkaç takım vardı. İşte başkanımız etkili oldu bunda. Hocamızın beni istemesi etkili oldu. Ondan sonra kararı tabii ailemle birlikte aldık. Son noktayı da annem koydu diyebilirim. Onun sözünden sonra tamamen onayladım ve buraya geldim. Çiğdem Aktürks, Emre Akbaba'nın izinli bir günü nasıl geçiyor? Ya öncelikle 2 senedir böyle izin günlerinde de antrenman yapmayı kendime hedef olarak koydum. Onun dışında tabii ki ailemle vakit geçiriyorum zaten. Onlarla dışarı çıkıyoruz veya bir yemek yiyebilirsek veya kızları parka falan götürebilirsek öyle geçiyor yani. Öyle çok ekstra bir şeyler yapmıyoruz. Forza Adana Demirspor. Sezon sonu Adana Demirspor'u nerede, hangi konumda görüyor? Vallahi şöyle söyleyeyim. Sezon sonu nerede görüyor bilmiyorum ama seneye inşallah Adana Şakirpaşa Havaalanı'ndan Avrupa'ya uçuş yaparız. Onu hedefliyorum, onu istiyorum. FFX Melih. Takımda en komik olan kim? Bence Zuba. Bazen antrenmanlardan sonra Rusça karışık bir şeyler anlatıyor ama gerçekten çok komik. Ethem Gülizar. Kariyerinde akan oyunda uzaktan gollerini çok var. Bu golleri Adana Demirspor'da da görecek miyiz? İnşallah göreceğiz. Bunun için çalışmalarıma devam ediyorum. İnşallah yakın zamanda izletirim. Arif Yörük 01. Özendiğin veya idolün olan bir futbolcu var mı? Yani şöyle, genelde bu soruya işte Zidane olarak cevap veriyorum. Ama aslında hani futbolu seven herkesin bence bir değil 10-15 tane idolü veya özendiği oyuncu vardır. Çünkü hani futbolu seviyorsan onların yaptığı güzel hareketler, güzel olumlu şeyler her zaman seni etkilemiştir. Bundan dolayı Zidane diyorum ama çok var yani. Ronaldinho,
Türkiye'den de çok var sayabilirim yani. Ahmet Caner. Birlikte oynadığı en iyi futbolcu kimdi? En çok beğendiği futbolcu kim? Yani birlikte oynadığım en iyi futbolcu Samuel Eto'ydu. Yani ilerlemiş bir yaşına rağmen gerçekten kalitesini gösteriyordu yani. Boşuna o kadar o büyük kulüplerde oynamadığı yani her hareketiyle belli oluyordu. Her antrenmanda bunu hissettirebiliyordu maçlarda. Kezayla. Faruk'um Demir 1940. Adana Demirspor'da en iyi anlaştığın oyuncu ya da oyuncular kim? Yani zaten Fransızca konuşan oyuncularla yanlışıyorum. Yarısıyla zaten daha önce oynamıştım. Ondan sonra işte Samet, Semih, Gökhan Töre. Yani hepsini sayabilirim aslında, isim vermek istemiyorum. Rahim mesela çok seviyorum. İsim vermek biraz şey oldu, başkalarını işaretmem ama çoğu hepsiyle çok iyi anlaşıyorum. Çünkü gerçekten çok karakterli bir takımdan oluşan bir ekip diyebilirim. Aydın Genç 01, Messi mi Ronaldo mu? Maalesef Messi diyeceğim. Eymen'in ablası. Adana şehrini nasıl buluyor? Yemek, hava vesaire. Yani şehir çok güzel zaten. Deplasmanlara gelince geçen sene şaşırmıştım yani, gerçekten dışarıdan duyulduğu gibi değil. Yemek vallahi fazla çıkma şansım olmadı ama birkaç kere hani dışarıda yeme şansım oldu. Bayağı lezzetliydi. Havası zaten mükemmel. En sevdiğim hava sıcak havadır. Akbaba Emre 10. En sevdiğiniz renk hangisi? Öyle çok favori bir rengim yok ama beyazı seviyorum diyebilirim. Aslı Göksev. Kızları ve eşiyle yapmayı en sevdiği aktivite nedir? Yani kızlarımla oynamayı çok seviyorum. Onları güldürmeyi, onların mutlu olmasını görmeyi çok seviyorum. Hani onlarla beraber vakit geçirmeyi o yüzden çok seviyorum. Eşimle de sinemaya gitmeyi çok seviyorum ama kızlarım doğduğundan beri sinemaya gitmedik. Film, dizi izlemeyi seviyorum. Parça parça söyleyebilirsin. Hayır, tamam. Adam abi ilk şunu söyle, adam dedi ki yok abi ben evde çalışıyorum. Adana Demirspor YouTube kanalı. Adana Demirspor YouTube kanalına abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.